Roger Patterson ve Robert Gimlin koca ayak hakkında bir belgesel yapmak isteyen iki filmciydi. 20 Ekim 1967 tarihinde Six Rivers ulusal ormanına doğru yola çıktılar ve Bluff Creek'te koca ayakla karşılaştılar. Ünlenmelerine yol açan o ikonik görüntüyü kaydettiler. Daha önce de koca ayak gördüğünü iddia eden insanlar olmuştu. Ellerine kanıt olarak kalitesiz görüntüler vardı. Patterson Gimlin Bigfoot Video olarak anılan bu görüntünün yeri ise ayrıydı. Bu video koca ayağın varlığına dair en kafa karıştırıcı görüntü oldu. Şüpheci insanların da üzerinde en çok düşündüğü, araştırdığı bir video haline geldi. Patterson videodaki yaratığın boyunun 2 metre 30 santimetre olduğunu iddia etti. Gimlin'in tahmini ise 1 metre 80 santimetreydi. Yaratığın vücudu koyu kırmızımsı kahverengi kıllarla kaplıydı. Ayrıca yaratık büyük göğüslere de sahipti. Dolayısıyla da dişi olduğu ileri sürüldü. Hatta yaratığa Patty ismi takıldı. Kayda alınan videoda koca ayak yürürken bir an dönüyor, onu kayda alan Patterson ve Gimli'ye bakıyor. Patterson bu bakışı asla unutmaz ve yıllar sonra bir araştırmacıya bu bakışın ifadesini aşağılama ve tiksinti olarak aktarır. Peki koca ayağın bir hayal olmadığını kanıtladığı ileri sürülen bu video gerçek mi? Hem Patterson hem Gimli videonun gerçek olduğunu, sahiden de koca ayağı kaydettiklerini ifade ettiler. Tabi zaman geçti, teknolojinin de gelişmesiyle sarsıntılı olan videonun daha dengeli bir hali ortaya çıkarıldı. İşte bu video gizemin çözülmesinde işe yarayabilirdi. Stabil videoda gördüğünüz gibi yürüyüşü sıradan bir insankine benziyor. Çok ilginç. Olayın perde arkası ise yıllar sonra gelen itiraflarla aydınlandı. Morris Costumes isimli bir kostüm firmasının sahibi olan Philip Morris, 2002 yılında Patterson'dan bir goril kostümü siparişi aldığını ifade etti. Hazırladığı goril kostümünü Patterson'a gönderen Morris, daha sonra Patterson'dan başka istek alır. Patterson, koca ayak kostümünün omuz kısmının daha büyük ve kollarının da daha uzun olmasını ister. Morris ise ona kostümü giyecek olan kişinin futbol omuzluğu takmasını ve kollarında da çubuklar kullanmasını söyler. Morris, videoda kullanılan kostüm hakkında 1980'den itibaren küçük organizasyonlarda konuşur. Ancak kamuya yaptığı ilk büyük açıklama 16 Ağustos 2002 tarihinde Kuzey Carolina Radyosu'nda gerçekleşir. Anlattıkları da The Charlotte Observer'da yayınlanır. Morris, işine zarar verme korkusuyla bu aldatmacayı daha önce ifşa etmekte isteksiz olduğunu iddia eder. Bir sanatçının sırlarını ifşa etmenin geniş bir kesim tarafından itibarsız sayılacağını söyler. Bir başka kişiden bir başka itiraf daha gelir. Belki de bu en sağlam itiraftır. Bob Hieronymus isimli bir kişi videodaki koca ayağın kendisi olduğunu iddia etti. Bu işi para için yaptığını, foya ortaya çıkınca dolandırıcılıktan hüküm giymekten korktuğu için sesini çıkarmadığını söyledi. 28 Aralık 1998'de Fox televizyonunda yayınlanan Dünyanın En Büyük Aldatmacaları Sırlar Sonunda Açığa Çıktı mı programını izledikten bir ay sonra 30 Ocak'ta avukatı Barry Woodard'ın bir gazeteye verdiği haberde şunlar ifade ediliyordu. Doğruyu söylüyorum, 37 yıldan sonra yoruldum. Hieronymus'un videodaki koca ayak olduğuna dair kanıtlar biraz araştırılınca ortaya çıkar. Annesi Opal ve yeğeni John Miller, Hieronymus'un arabasında bir maymun kostümü gördüklerini iddia ederler. Uzun zamandır arkadaşı olan Russ Buchanan da Hieronymus'un olayın perde arkasını 1968 ya da 69'da özel bir şekilde kendisine itiraf ettiğini ileri sürer. Ancak belki de en sağlam kanıt koca ayağın yürüyüşüyle Hieronymus'un yürüyüşü arasındaki benzerlik olur. Senin yürüyüşün koca ayağın yürüyüşüne çok benziyor diye bunu dile getirir çevresindeki insanlar. Evet, görüldüğü gibi yaratığın ikonik yürüyüşü ile Hieronymus'un yürüyüşü birbirine oldukça uyuyor.
koca ayak gerçek olsaydı normal bir insan gibi yürümezdi herhalde diye düşünüyorum. Patterson ve Gimli'nin film yapımcıları olduklarını da unutmamak gerek. Bir koca ayak kostümü ürettirmeleri çok da sorun olmazdı. Zaten Philip Morris bunu itiraf ediyor. Patterson ve Gimli'nin belli ki ünlü olmayı amaçlamışlar. Bunu başarmışlar da yıllar boyunca bu videonun gerçek olduğuna inanıldı. Gerçek sanılan bir görüntünün perde arkasından yıllar sonra aydınlanması iyi bir şey. O nedenle tarihte yaşandığı iddia edilen paranormal vakalara da peşinen inanmamak gerek. Yıllar sonra gelecek itiraflar olayın seyrini tümüyle değiştirebiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.